Merhabalar. En son görev 11 yapmıştık. Şimdi görev 12 alanına doğru yürüyorum. Ve şu an geldim. Görev 12'de kırmızı görev için bir posta kutusu ve onu sıfırlamak için bir sıfırlama butonu. Mavi görev için de bir çöp kutusu ve onu çöp kutusundaki şişeleri boşaltmak için bir sıfırlama butonu yapmamız gerekiyor. Burada yapılması istenen kırmızı görevde posta kutusuna atılan mektup sayısını tutmak ve posta kutusunu akıllı olması isteniyor. Şöyle, eğer posta kutusunda alabileceği en fazla mektup sayısına ulaşmışsa posta kutusunun üzerinde posta kutum doldu, boşaltmanız gerekiyor diye bir mesajın yayınlanması gerekiyor. Eğer mektup alması için yani 20'den içerisinde 20'den az mektup varsa da yer var şeklinde bir mesaj yazması gerekiyor. Yine çöp kutusu için de aynı mantık. Yani akıllı posta kutusu ve akıllı çöp kutusunun oluşturulması için gerekli kodları yazmamız gerekiyor. Burada posta kutusu ve sıfırlama butonu için kodları ayrı ayrı oluşturup içerisine aktaracağız. İlk başta gerekli olan malzemeleri almak için dönen kutuya dokunalım. Dokundum, sakladım. Envantere gidip gerekli malzemeleri bulalım. Gördüğünüz gibi bu görevde iki tane obje var. Bu objeleri tutup evin avlusunda bir yere bırakıyoruz. Daha sonra sıfırlama butonunu da bıraktım. Şimdi posta kutusunu biraz aşağı doğru indirebilirim. Sıfırlama butonunu da biraz kendime doğru çekebilirim. Biraz daha buraya doğru kaldırabilirim. Şimdi bunları yapmak için gerekli kodları yazacağız. İlk başta posta kutusunu programlayarak başlayalım. Scratch programını açtık. Posta kutusuna dokunduğumuz zaman içerisindeki mektup sayısı bilgisini tutan değişkenin değeri 1 artacak her seferinde. Ama ilk başta değişkenimizi oluşturalım. Bunun için oluşturulduğum zaman kod bloğu altında değişkenimizi oluşturabiliriz. Şöyle yapalım. Oluşturulduğum zamanı attık kontrol sekmesinden. Daha sonra variables değişken sekmesinden bir değişken oluştur diyoruz. Buraya posta ya da mektup diyelim. Mektup diyelim. Tamam dedik. Değişkenimize ait kodlar oluştu. Buraya ilk başta değişkenimizin mektup isim değişkenimizin değerini sıfıra eşit diyelim. Böylece bu kodu ilk oluşturduğumuz zaman mektup sayısı sıfıra eşitlensin. Daha sonra kontrol sekmesine giderek dokunduğum zaman kod bloğuna atalım. Böylelikle bunun altına da kullanıcılar, avatarlar posta kutusuna her dokunduğunda mektup isim değişken değerini bir artan ve onu posta kutusunun üzerinde gösteren kodlar yazacağız. İlk başta değişkenimizin değerini artırarak başlayabiliriz. Variables sekmesine gidiyoruz. Burada mektup değişkenin değerini bir artır kodunu hemen dokunduğum zamanın altına atıyoruz. Her seferinde dokunduğu için bir artacak şu değerden dolayı. Artırdık. Daha sonra bunu üzerinde göstermek için posta kutusunun üzerinde şu şekilde olduğu gibi lux kategorisindeki üzerimde bana bak yaz seçeneğini seçiyoruz. Burada bana bak yazan yere variables'tan mektup değerini atıyoruz. Böylelikle mektup değişkenin değeri bir artırılacak ve üzerimde posta kutusunun üzerinde mektup değişkenin değeri yazmış olacak. Şimdi posta kutumuzu programladık. Yalnız mektup sayısını kontrol etmemiz gerekiyor. Ve bu kontrole göre üzerinde yer var ya da posta kutum doldu şeklinde bir mesaj yazmamız gerekiyor. Bunun için de kontrol dediğimiz için her zaman olduğu gibi kontrol kategorisindeki eğer ise bir durumu karşılaştırmayı kod bloğunu koyuyoruz. Buraya bir karşılaştırma koymamız gerekiyor. Bunun için yapmamız gereken numbers kategorisindeki küçüktür operatörünü koyabiliriz. Böylelikle
Mektup sayısının tutan değişkenin değerini posta kutusunun alabileceği maksimum değer ile karşılaştıracağız. Eğer küçükse yer var, değilse posta kutunun doldu şeklinde yazmamız gerekiyor. Yalnız burada bir şeyi eksik yaptık. Yanlış yaptık. O da şu, kontrol sekmesindeki eğer kod bloğunu değil de eğer ise kod bloğunu atmamız gerekiyordu. Eğer ise ve else kod bloğunu atmamız gerekiyor. Şimdi bunu açıklayayım. Bunu siliyorum. Bunun anlamı da şu. Yine aynı eğer ise gibi çalışıyor. Yalnız bir tane de else diye başka bir dalı var. Burada eğer şöyle oluyor bunun çalışması. Buraya yazdığımız karşılaştırma doğru ise bu içerisi ilk boşluktaki kodları çalıştırıyor. Doğru değilse ikinci boşluktaki kodları çalıştırıyor. Şimdi bunun içerisine aynı mantıkla karşılaştırma operatörlerinden küçüktürü koymamız gerekiyor. Numbers'a gittim. Küçüktür operatörünü koydum. Şimdi burada diyeceğiz ki mektup sayısını tutan değişkenin değeri mektup posta kutusunun alabileceği maksimum değerden küçükse üzerinde yer var yazsın. Değilse üzerinde posta kutum doldu yazsın şeklindeki kodları eklemek. İlk başta küçüktürün ilk değerini yazıyorum. Buraya mektup değişkenini atıyorum. Variables'tan. Daha sonra şuraya 20 yazıyorum. Bu değerler mavi görev için farklı. Eğer mektup değişkenin değeri 20'den küçükse hemen look sekmesinde üzerinde bana bak yazan kodu atıyorum. Ve buraya şöyle yazıyorum. Yer var diyorum. Çünkü posta kutusunun içindeki şey posta kutusunun içerisindeki mektup sayısı 20'den az bu durumda. Eğer bunun kontrolü sonucunda doğru değilse yani mektup sayısı 20'den fazla ise üzerimde bana bak yazan komutu bu sefer else kategorisi altına atıyorum ve buraya da şu şekilde bir mesaj yazıyorum. Posta kutum doldu. Boşaltmanız. Burada Türkçe karakterler kullanmayalım. Boşaltmanız gerekiyor diyelim. Türkçe karakter kullandığımız zaman sorun olabiliyor. Şu şekilde kodlarımızı oluşturduk. Şimdi posta kutumuz için gerekli olan kodları oluşturduk diyebiliriz. Bu kodları ilk başta posta kutusunun içerisine atalım. Sanal dünya kodunu üret dedim. Posta kutuma sağ tıklayıp düzenle diyerek içerik sekmesinden yeni betikten bir yeni bir kod dosyası oluşturuyorum. Kod dosyasının hepsini seçiyorum. Çift tıklayarak açtım. İçerisindeki kodların hepsini seçiyorum. Sil tuşuna basarak siliyorum. Daha sonra edit menüsünden yapıştır diyerek yeni kodlarımı yapıştırıyorum. Kaydet dedim. Script save it dedi. Kaydetme başarılı oldu. Şimdi düzenleme modundan çıkıyorum ve kodlarımın çalışıp çalışmadığına bakıyorum. Şimdi posta kutusuna yaklaşıyorum. Bir kere dokunuyorum. Yer var yazıyor. Bir kere daha dokunuyorum. Yer var yazıyor. Bir kere daha dokunuyorum. Yer var yazıyor. Arka arkaya dokunayım. Ta ki 20 olana kadar. Evet gördüğünüz gibi mesaj değişti. Posta kutum doldu. Boşaltmanız gerekiyor şeklinde bir mesaj yayınlandı. Şimdi sıfırlama butonunu kodlamaya geçebiliriz. Bunu da şöyle yapıyoruz. Buna dokunduğumuz zaman buradaki mektup sayısını boşaltıyoruz. Yani mektup değişkeninin değerini sıfıra eşitliyoruz. Böylelikle boşaltmış oluyoruz. Daha sonra da şöyle yapmamız gerekiyor. Buna dokunduğumuz zaman bu posta kutusuna bir mesaj göndermemiz gerekiyor. Yani buna dokunduğumuzu
belli etmek için. Daha sonra posta kutusu da bu mesajı aldığında değişken değerin, mektup değişken değerini sıfıra işlemesi gerekiyor. Başta buna gelecek mesajı işlemek için gerekli kodları yazalım posta kutusuna. Sağa çekeyim. Bunu daha önce kullanmadık. Bunun için de yine kontrol sekmesindeki When I receive kod bloğunu kullanmamız gerekiyor. Bunu attık. Şimdi bunun anlamı şu. Şuraya yazacağımız mesajı aldığımda yap diyeceğiz. Buraya bir mesaj yazmamız gerekiyor. Kutucuğa tıklıyoruz. New seçeneğine tıklıyoruz. Buraya mesaj yazıyoruz. Buraya sıfırlama yazayım ben. Ya da sıfırla yazayım. Türkçe karakterleri kullanmadım. İ ile yazdım. Sıfırla yazdım. Şunu unutmuyoruz. Programlama yaparken hiçbir zaman değişken isimlerinde olsun ya da bu tarz mesajlarda Türkçe karakterleri kullanmıyoruz. Türkçe karakterler dediğim I'dır, Ç'dir, Ş'dir, yumuşak G gibi karakterleri kullanmıyoruz. Bunun yerine onların İngilizce karşılıkları olan karakterleri kullanıyoruz. Mesela I için I kullanıyoruz gibi. Şimdi mesajı aldığım zaman ne yapsın? Variables'a gitsin ve mektup değişkenin değerini sıfıra eşitlesin. Böylelikle mektup değişkenin değeri sıfıra eşitlenmiş oldu. İstersek tekrar sanal dünya kodunu üret diyelim. Posta kutusumuza sağ tıklayıp içerik sekmesindeki biraz önce oluşturduğumuz kod dosyasını açalım. Bu kod dosyasının içerisindeki tüm kodları silerek yeni kodlarımızı buraya yapıştıralım. Tümünü seç dedik. Silme tuşuna bastık ve edit menüsünden yapıştır diyoruz. Şimdi kaydediyoruz. Tekrar kaydediyoruz. Kodlarımız değişmedi. Şimdi sıfırlama düğmesini kodlayabiliriz. Bunun için Scratch programını açalım. Kodlarımızı silelim. Hatta ilk başta şunları sileyim. Sonra bunu sileyim. Bu kalabilir. Şöyle koyayım. Şimdi hangi bunun için kontrol sekmesine gidiyoruz ve burada haberi yayınla diye bir şey var. Kod var ama ondan önce posta kutusuna dokunduğum zaman haber yayınlaması için ilk başta dokunduğum zaman kod bloğunu atıyoruz. Daha sonra da haberi yayınla kod bloğunu dokunduğum zaman altına koyuyoruz. Buradan da açılır kutudan da sıfırla seçeneğini seçiyoruz. Eğer sıfırla yoksa new deyip sıfırla yazabilirdik. Şimdi böylece şunu yapmış olduk. Bu daha önceki yani bu posta kutusundaki kodun kalanıydı. Bunu silmedim açıklamak için. Posta kutusuna dokunduğumuz zaman sıfırla diye bir haber yayınlıyoruz. Posta kutusu bu sıfırla haberini aldığı zaman da şu değişken değerini sıfıra eşitliyor ve içerisinde yer olduğunu gösteriyor. Şimdi bunu da silebilirim. Sanal dünya kodunu üret diyorum. Ve sanal ortama dönerek yeni betik oluşturup sıfırlama butonu için dosyamıza çift tıklıyorum. Bütün kodların hepsini seçiyorum. Sil diyorum. Sonra editten tekrar yapıştır diyorum. Ve kaydediyorum. Şimdi kaydetme başarılı olduğu için kapatabilirim. Bunu da artık deneyebilirim. Yalnız bunu demem için posta kutusundaki mektup sayısının dolması gerekiyor. Posta kutusuna tıklayarak mektup sayısını artırayım. Tıklıyorum, tıklıyorum, tıklıyorum. Ta ki evet, şimdi posta kutusu doldu. Boşaltmanız gerekiyor diye mesaj yazıyor. Artık buna dokunduğum zaman haber yayınlatıp bu haberi aldığında sıfırlatabiliriz. Şimdi buna bir kere dokunuyorum. Mesajımız yayınlandı. Yalnız hiçbir şey olmadı. Bunun sebebi buraya bir kere dokunmamız lazım ki
değişken değerini sıfırlandığını anlayalım. Şimdi bir kere dokunuyorum. Artık burada yer var şeklinde bir mesaj yazması gerekiyor. Dokundum. Bakın gördüğünüz gibi yer var şeklinde bir mesaj yayınlandı. Yani mektup değişken değeri sıfıra eşitlenmiş oldu. Böylelikle bu görevi de tamamlamış olduk. Bir sonraki görevde buluşmak dileğiyle.